Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz Hadi Chopin. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Hadi Chopin İranlı bir vücut geliştirmeci ve olimpiya podyumlarında bizi gerçekten 2020 yılında heyecanlandıran bir isimdi. Orta Doğu'nun karışıklığından dolayı ve bu korona probleminden dolayı 2020 yılında bir türlü vizesini alamayan ve bir türlü Amerika'ya gidemeyen Hadi Chopin son anda olimpiyaya yetişmişti ve sulu olduğu halde inanılmaz bir kondisyonla çıkmıştı olimpiya podyumuna. Fakat maalesef bugün Instagram'ından, sosyal medya hesaplarından üzücü bir paylaşım yaptı. Paylaşımın tam olarak ne manaya geldiğini anlayamadım. Bir takipçimden, Mehmet kardeşimden bana tercüme etmesini rica ettim. Kendim de Google Translate'te tercüme ettim. Fakat Farsçayı tercüme etmek gerçekten kolay olmadı. Birçok anlam çıktı. Şöyle söyleyeyim. Hadi Chopin İran'daki problemlerden dolayı yönetimin sporcuları desteklememesinden, hatta tam tersi köstek olmasından ve son zamanlardaki güreşçilerin başına gelenlerden, bilmiyorum haberleri takip ediyor musunuz ama uzunca bir yazı yazmış. Ve bu yazıda ülkemi çok seviyorum, ülkemi gururlandırdığımı düşünüyorum. Ülke veya spor organı ile alakalı ülkede kimse bana destek olmadığı halde sınırları aştım, kendi sınırlarımı aştım, ülkemin sınırlarını da aştım diyor. Fakat affedin beni diyor ve benden bu kadar diyor. Ama anlamadığım şu, yani sizlerden de Farsça bilenleriniz varsa içinizde lütfen rica ediyorum bir tercüme etsinler. Çünkü benim anlamadığım şu, acaba İran'ı mı bırakıyor? Yani başka bir ülkeye mi gidecek? Başka bir ülkede mi devam edecek vücut geliştirmeye, yoksa komple spora ve olimpiya podyumlarına veda mı ediyor? Yani eğer veda ediyorsa gerçekten çok üzülürüm. Geleceği çok çok parlak, olimpiya olma şansı olan bir sporcuydu. Şimdi tam net olarak bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Öyle olur, böyle olur diye. Evet, biraz sizlerden yardım bekliyorum. Farsça bilen, yani iyi şekilde Farsça bilen arkadaşlar lütfen Hadi Chopin'in paylaşımını tercüme etsinler. Ben de bu paylaşımı gördüm ve hemen sizlere haber vermek istedim. İnanın çok üzüldüm. Doğduğu topraklar insanın kaderi midir? Evet, gerçekten kaderidir gördüğünüz gibi. Orta Doğu'da olduğunuz zaman başınıza her an her şey gelebiliyor ve istediğiniz kadar başarılı olun. Olmuyor işte, yani olmuyor. Hakikaten maalesef coğrafya bir kader. Evet arkadaşlar, o zaman videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olun. Ve de demin de dediğim gibi Farsça bilenler lütfen bir yardımcı olsunlar. Hem YouTube'a yazabilirsiniz yorum olarak, hem de Instagram'dan bana ulaşıp DM olarak atabilirsiniz. DM'lere de bakıyorum. Birçoğunuzla zaten iletişim halindeyim. O zaman görüşürüz.